Çok uzun zamandır Ahmet Spor'u malumunuz kentin sivil toplum kuruluşları destekliyor ve bir şekilde kentteki iş insanlarıyla ortaklaşarak da bu ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bir takım düşünün ki hiçbir şekilde kamudan, diğer kulüpler gibi yerel yönetimlerden destek almadan dimdik ayakta kalabiliyorsa bunun adı bir tek şu gün Türkiye liglerinde Ahmet Spor. Tek başına gönüllülerin desteklediği bir kulüp Ahmet Spor. Ahmet Spor'umuz tüm spor kamuoyunun yaşadıkları, hepinizin gözleri önünde cereyan eden olaylardan bağımsız sportmenliği centilmence yürüten anlayışıyla, kendine has kültürüyle Türkiye liglerine örnek olmaya da devam ediyor. Tüm bu sportmenlik içerisindeki davranışlarımıza rağmen spor bileşenlerinin, futbol federasyonunun bu anlamdaki Ahmet Spor'a bakışını da görmesi gerekiyor. Malumunuz çok uzun bir zamandır, yaklaşık 7 yıla yakın bir süredir deplasmanda taraftar yasağı yaşayan bir kulüp. Buna rağmen kamuoyuna yansıyan mevcut kulüpler gibi dünyaları ortaları yapmadık. Sadece demokratik anlamda bütün tepkilerimizi ortaya koymaya çalıştık. Şunu çok net bilsin ki spor kamuoyu, Ahmet Spor gerçekten çok büyük bir grup içerisinde desteğiyle beraber vardı. Hani futbolda bir tabir var ya, kafasını tekmeye sokan sporcu makbuldür diye, aslında o tekmeye sokanlardan oluşuyor. Bugün burada görmüş olduğunuz sivil toplum örgütleri başkanlarımız, temsilcilerimiz de bu anlamda duygu ve düşüncelerini dile getirecekler. Ben tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim. Ama sadece bir futbol takımı, sadece 11 yıldan oluşan bir takım olmadı. Şu an burada kentteki bütün sivil toplum örgütlerinin de bu saatte işin gücünü bırakıp buraya gelmesi de bunun göstergesi aslında. Ahmet Spor bir de şunu gösterdi, bir kadın olarak şununla söyleyeyim, hep futbolu, sporu cinsiyetçi, eril olarak öyle tanımlıyorduk aslında önceden ama Ahmet Spor'la bunu da yaptı. Tribünlerde kadınlar, çocuklar çok rahat bir şekilde maçı da izleyebiliyor ve desteğini sunuyor. Ne yazık ki biliyorsunuz Ahmet Spor deplasman yasağıyla da sürekli gündeme geliyor. Ve sürekli deplasmanda da saldırılara da maruz kalıyor. Bizler sivil toplum örgütleri olarak hatta geçen hafta pazar günü işte insan hakları haftası dolayısıyla da hem desteklerimizi tekrardan sunmak amacıyla da bir araya gelip maça katılacaktık. Gerçi kısmet olmadı. Bugün de hep beraber sivil toplum örgütleri olarak destek için gideceğiz. Tekrar söylüyoruz. Ahmet Spor sadece bir futbol takımı değil. Bu kentin takımı. Yeri geldi bir sivil toplum örgütü olarak da bizimle destek ve dayanışma içerisinde oldu. Bunu depremde de gördük. Pandemi zamanında da gördük. Hep birlikte mücadele ettik aslında kentin sorunlarına dair de. Bundan sonra da sivil toplum örgütleri olarak da bu kentin bireyi olarak da desteğimizi sunmakla vazgeçmeyeceğiz. Ahmet Spor bir kentin takımı. Bir araya gelip sırf Ahmet Spor diye aslında temsil ettiği kent, temsil ettiği kimlik, temsil ettiği insanlardan kaynaklı maalesef ayrımcılığa uğruyor. Evet, statlarda sloganlarla ayrımcılığa saldırıya uğruyor ama maalesef kamusal alanlarda bu bir saldırıya ve maalesef bir bariyerle karşı karşıya. Ben Diyarbakır'dan, Diyarbakır Barosu'nun başkanı ve aynı zamanda Ahmet Spor İstişare Kurulu üyesi olarak bir kez daha o kentlerin güvenlik kurullarına ve tabii ki bu işin asıl organizasyonu olan spor camiasını yönlendiren kamusal otoriteye bir kez daha sesleniyorum. Ahmet Spor'a yönelik bu saldırıdan lütfen vazgeçin. Bu yasaklamalardan lütfen vazgeçin. Son zamanlarda bütün Türkiye gündemine bireysel anlamda bazı grup yöneticilerinin fiil ve davranışlarının yansıdığını gördük.
bugüne kadar Ahmet'te Ahmet Spor'a dair kamuoyuna yansımış tek bir ciddi vaka olay yokken saldırıya uğruyor olmakla mağdur edilmek de bu ülkedeki hukuk düzeninin aslında bir yansıması. Biz bu anlamda Ahmet Spor'a yönelik bu yasaklayıcı tutum ve kararlardan ilgilerin vazgeçmesini talep ediyoruz. Bir kez daha ben Ahmet Spor'a hem bugünkü karşılaşmada ve şampiyonluk mücadelesinde bu kentin sivil toplum, meslek örgütü ve insanların desteğiyle başarılı olmalarını diliyorum. Umarım istediğimiz zafere, şampiyonluğa bu yıl ulaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum ben de katılımınızdan dolayı. Hocamıza hoş geldin diyoruz. Tabii Ahmet Spor değerini bugünlere getiren önceki dönem başkanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlara da hoş geldin diyoruz. Şimdi biz tabii bu yıl önemli bir sene, önemli bir yıl geçiriyoruz. Bana sürekli şey derler deplasmanlarda, ya nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz, işte nasıl bu kadar destek veriyorsunuz, nasıl gidiyor falan. İşte bu tablo bunların cevabıdır. Bir seriyede diyoruz ki bütün bölgenin, bilhassa Diyarbakır'ın STK'ları, iş insanları, dernekleri, bütün kurum kuruluşları sürekli Ahmet Spor'un varlığında, arkasında olmuştur. Bugün de bu önemli yılın ortalarına geldik artık. Böyle bir görüntü için öncelikle büyüklerime ve STK temsilcilerine, önceki dönem başkanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu durum bizi de daha gururlandırıyor. Bu durum bizi daha da erçinleştiriyor. Hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bizim sadece isteğimiz şudur ki önemli bir sene ve bu ligin zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu ligin handikaplarını çok çok iyi biliyoruz. Her zaman dediğim gibi inanın diğer ligler bu ligden çok çok daha basit. Bu desteğe bütün Ahmet'in, bütün halkımızın, bütün takımın ihtiyacı var. Ben buradan gerçekten bu anlamlı an için herkese ayrı ayrı teşekkürümü iletiyorum. Desteğinizin sonuna kadar arkasında olacağız. İnşallah sonu da mutlu bitecektir. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun.